Evet, Şeref Bey'in hikayesinde sahile gittiğinde orada teknesini tamir eden bir denizci görmüştüm. Şeref Bey, memleketin elden gitme noktasına gelmesinin farkında olarak kafasında isyanın bin türlüsü dolaşırken gemicinin sesiyle irkilir. Gemici ağam der, asker ağa der. Okuma yazmam var mı? Var der Şeref Bey. Neden sordun? Teknem arızalandı, onu tamir ediyorum da der. Şuraya bir ismini yazmak isterim boyadıktan sonra. Şeref Bey hat sanatı da bilmektedir. Gemicinin isteğini kırmaz. Der ki, teknenin adı ne olsun, ne yazalım? Gemici Kardelen der, karısının adıdır. Şeref Bey kardelen çiçeğine benzer bir şekilde teknenin üzerine ismini yazar, Kardelen. Gemici bayılır. Ağam der, sana borçlandım. Şeref Bey sorar, sen ne yapmaktasın buralarda diye. Ben İnebolluyum der. İstanbul'a Rum meyhanelerine tuzlu torik getiririm. Lakerdamı derler, lokerdamı derler diyorumlar. Ondan getirirler. Şimdi tekneyi yapıp yarın öğlen gibi de yelken basacağım diye söyler. Yelken basacağım der. Şeref Bey ayrılır oradan. Osmanlı konağına gider. Konağa girer. Çatı katına çıkar, malzeme odasına. Cebindeki enfiye kutusundan, enfiye kutusunun ne olduğunu eskiler bilir de yeniler bilmeyebilir. İnsanların küçük bir kutudur. Yani 1 liranın 2 katı, 3 katı büyüklüğünde bir kutudur. İçinde kokular olur. Birçok sebeple kullanılır. Bazı kadınların Avrupa'da bunu tükürük için kullandığı da söylenir vesaire. Birçok şey için kullanılan ufak bir kutudur. Yanınızda taşırsınız. Şeref Bey onun içinde bir tane gümüş mermi taşımaktadır. O gümüş mermiyi alır, çizmesinde parlatır. Tam burasına koyar, tam burayı çevirir. Silahı kafasına dayar. Ateşler, kendi kendine Rus rulet oynamaktadır. Ateşler, boş. Bir daha çeker, boş. Üçüncüde basar tetiğe, boş. Dördüncüde tam tetiğe basacakken Ahmet Fetkiri, Beşiktaş Kulübü Başkanı girer içeriye. Beşiktaş'ın kurucusu. Şeref ne yapıyorsun der. Şeref Bey İngilizlerle yaşadıklarını anlatır. Memleket elden gitmiş, artık yaşamanın bir anlamı yoktur demeye kalmaz. Ahmet Fetkiri sözünü keser, der ki dur der Şeref, her şey bitmedi. Dün der Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'ya geçtiler. Yeni bir kurtuluş mücadelesi başlatacaklar. Şeref Bey'in içini inanılmaz bir sevinç kaplar. Birdenbire sorar, ben nasıl geçerim Anadolu'ya der. Ahmet Fetkeri, seni salmazlar Şeref der. Seni salmazlar. Sen ordu mensubusun der. Tam karamsarlığa düşünmüşken Şeref Bey'in aklına İnebolulu gemici Kardelen gelir. Kardelen. Hemen ertesi sabah Kardelen sahile gider, Kardelen'in yanına ve gemici tam yelken basmak üzereyken arkadan bağırır, der ki sana tayfa lazım mı ey denizci? Denizci bakar, olmaz mı ağam, buyur başım üstüne de sen nereye gideceksin? Senin gideceğin yere der Şeref Bey. Atlar Kardelen'e, yanında bir de top getirmiştir. Futbol topu. Niyeti onu gemiciye hediye etmektedir. Evet, ikinci bölümde burada bitiyor. Üçüncü bölümde görüşeceğiz.